Bugün uçak, gövde, motor, bakım bölümü üstüne konuşacağız. Bizim yaptığımız iş aslında çok fazla bilgi net bir şekilde yoktu. Yani uçakların A bakımları, B, C bakımları ve D bakımları var. Biz gerçekleştireceğimiz eylemleri bunun üstünden yaparız. Asıl amacımız ne bizim? Ciddi altyapıya sahip olması gerekiyor. Bu maaşın haricinde doldurmanız gereken bir logbook'unuz var. Merhaba arkadaşlar. Bugün uçak, gövde, motor, bakım bölümü üstüne konuşacağız. Ne iş yapar, çalışma alanları nelerdir, maaşları nedir ve bu bölümle alakalı bilinmesi gereken detaylar, üniversite hayatınız boyunca göreceğiniz dersler üstüne bazı konuşmalar gerçekleştireceğiz. Ama bundan önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Anadolu Üniversitesi Havacılık Fakültesi Uçak, Gövde, Motor, Bakım bölümünden mezun oldum ve 3 yıldan fazladır Türk İş Teknik, yani Türk Hava Yolları Teknik'te çalışmaktayım. Gelin isterseniz hep birlikte bu bölüm nedir, bunun hakkında biraz konuşmalar gerçekleştirelim. Havacılık, farklı disiplinlerin bir arada ve uyumlu çalışmasını gerektiren bir sektördür. Uluslararası standartlarda nitelikli bakım ve onarım personelinin yetiştirildiği bu bölümde uçak bakım teknisyeni, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı bakımları yapan, arızaları tespit eden ve düzeltici eylemleri gerçekleştirip uçakların güvenli bir şekilde uçmalarını sağlayan görevlidir. Bizler de özellikle kendi yaşamımızdan da örnek vermek gerekirse, lise hayatımızda mezun olduğumuz zaman ben öğretmen lisesi çıkışlıyım ve belli bir puanımız vardı. Ve baktığımız zaman o zamanların şartlarında sadece 3 tane üniversitede havacılıkla alakalı bölümlerimiz vardı. Şu anda zaten 70 bandını geçmiş durumda bu üniversitelerin sayısı. Ve uçak, gövde, motor, bakım dediğimiz zaman, ki o zamanın internet şartlarında düşündüğümüzde 2011 yıllarından bahsediyorum, çok fazla bilgi net bir şekilde yoktu. Ve bu bölümünde isminden çok fazla şeyler açıkçası netleşmiyordu. Bir bakım durumu var ama uçak, gövde, motor çok farklıydı. Ve bizler üniversitede okuduğumuz zamanlarda da hangi bölüm okuyorsun dedikleri zaman biraz kendi aramızda esprili bir şekilde uçak, gövde, motor, bakım şeklinde güzel esprilere de konu oluyordu. Bizim yaptığımız iş aslında nedir arkadaşlar? Biz bakım teknisyeni olaraktan geçiyoruz. Ve uçakla alakalı, uçak parçalarıyla alakalı gerektiğinde planlı bakım. Yani uçakların A bakımları, B, C bakımları ve D bakımları vardır. Yani arabalardaki 10 binlik bakımlar gibi düşünün veya 90 binlik, 60 binlik bakımlar gibi düşünün. Planlı bakımlar var. Bunlardan oluşan task card dediğimiz görevler var. Yani bazı parçaların kontrolü, değişmesi gerekiyorsa değişimleri. Bunlar zaten mühendislik veya planlama birimleri tarafından sizlerin önünüzde seriliyor ve sizler o işlemleri yapıyorsunuz. Ve bununla birlikte sonuçta arabada da giderken herhangi bir arıza çıkabilir. Uçağımızda da aynı şekilde durumlar oluşabilir. Kaptanların uçuş sırasında gözlemlemiş olduğu arızaları bizlere bildirirler ve biz arızaları tespit edip bunları çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiririz. Ve bizim zaten bakım el kitabı dediğimiz EMM üstünden bunların gidişatı vardır ve biz gerçekleştireceğimiz eylemleri bunun üstünden yaparız. Yani düzeltici eylemleri EMM'e göre gerçekleştiririz. Ve asıl amacımız ne bizim? Uçakların güvenli bir şekilde uçmalarını sağlamak ve insanların rahat bir şekilde uçaklara binmesini sağlamaktır. Peki bu bölümden mezunlar ne iş yapıyor ve iş imkanları nelerdir? Bunlara birlikte bakalım. Bölüm mezunları sivil havacılık kuruluşlarına ait hava aracı bakım onarım merkezleri, hava aracı parçası üreten tesisler, savunma, sanayi gibi birçok alanda çalışılabiliyor. Benim girdiğim zaman da 3 tane üniversitedeydi. Bu bölüm açılması çok zor bir bölüm. Çünkü teknik olaraktan ciddi altyapıya sahip olması gerekiyor üniversitelerin. Ve bizler mezun olduğum yıllarda sadece 20-25 bandında kişi mezun olmuştu. Ve 3 tane üniversiteden olduğunu düşünün. 25 kişilik maksimum mezun olan bir kişi zaten otomatikman da işe girme süreci doğal olaraktan alınma işlemleri çok daha kolay oluyordu. Yani iş imkanları çok fazlaydı. Diğer bölümlere nazaran havacılıktaki bu bölümün açılması da zor olduğu için bu bölümden mezunların iş bulma olasılığı her zaman çok daha fazladır. Çünkü pilotlar gibi teknisyenler de bir lisanslıdır ve Türkiye'deki lisanslı teknisyen sayısı baktığımız zaman Türkiye'deki doktorlardan çok daha az ve az olan şeyler her zaman değerlidir. Ve havacılık sektörünün gelişimini düşündüğünüz zaman ve her bir havayolu şirketinin bir tane uçak aldığı zaman ortalama 15-20 tane uçak teknisyenini planlamak durumunu kafamızda matematiksel hesaba oturttuğumuz zaman önü açık bir sektör olaraktan gözüküyor. Çünkü hem açılması zor bir bölüm hem de istihdam alanı devamlı oluşacaktır.
olacaktır. Çalışma alanlarımızda tabii ki Türk Hava Yolları Teknik gibi, Onur Air gibi birçok farklı firmanın hava aracına ait bir bakım tesisleri var. Yani biz bunlara hangarlar diyoruz. Hangarlarda çalışabilirsiniz. Bununla birlikte havayolu şirketlerinin hat bakım hizmetleri de var. Sonuçta indiğiniz meydanlarda küçük bakım diyebileceğimiz işlemleri bizler havalimanlarında da gerçekleştiriliyor. Hat bakımda da çalışabilirsiniz. Hangarda da çalışabilirsiniz. Ve şunu da düşünelim. Türkiye 1980'li yıllarda özellikle TUSAŞ üstünden yapmış olduğu savunma sanayi yatırımlarıyla birlikte teknisyen açığı da hayli hayli artıyor ve TUSAŞ Ankara'daki, bununla birlikte TEİ, burada da istihdam alanları oluşmaya başladı. Yani uçak parçası üreten tesislerde de görevli olaraktan çalışabiliyorsunuz. Tabii ki bizim hangarımızda da örneğin Türk Hava Yolları Teknik'te birçok atölye var. Birçok atölyede de çalışabiliyorsunuz ama genellikle bu bölüm mezunları mekanik anlamda, yani uçağa birebir dokundukları ve temas ettikleri malzemeye, uçak motoruna, parçasına, iniş takımlarına temas ettikleri kısımlarda çalışıyor. Yani önemli karar mekanizmasına diye düşünebilirsiniz. Havalimanları ve havayolu şirketlerinin bakım hangarlarında, uçakların gövde, yapısal bileşenleri, motor ve motorla ilişkili sistemlerinde bakım ve onarım işlemlerini yürütürler. Ülkemizde havacılık sektörüne yapılan yatırımlar nedeniyle havayolu şirketlerimizin uçak teknisyeni ihtiyacı da artmaktadır. Bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olan kişiler gerek ülkemizde gerekse uluslararası kuruluşlarda hızlıca iş bulabilmektedir. Ne demiştik en başında? Bu bölüm zaten çok az bir yerde var ve sürekli havacılık sektörüne yapılan gelişim dünyada da aynı şekilde ülkemizle birlikte gelişim olduğu için alınan her bir uçağın sonuçta bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gerekiyor. Ve ne dedik? Bu bölümden mezunlar özellikle mekaniki olaraktan söküm takım işlemlerinde uçağa birebir dokunan kısmında ve yapısal kısmında ve mekanik kısmında bizim gövde motor mezunlarımız çalışmış oluyorlar. Özellikle insanların aklında lisans dereceleriyle alakalı, yani çok fazla internette de bu konuyla alakalı net bir bilgi olmadığı için hangi bölümden mezun olduğumuz zaman hangi lisansa sahip olacağız veya bu lisansla hangi çalışma alanlarında yetkin olacağız, bu konulara biraz açıklık getirelim istiyoruz. Uçak bakım teknisyenleri lisans programlarına göre derecelendirilmiştir. A lisansı hat bakım teknisyeni olaraktan adlandırabiliriz. Yani hat bakım teknisyeni demiştik ya, havalimanına indiğiniz zaman küçük bakım kartlarını, gerekliliklerini yerine getirebilen yeterliğe sahip personel hat bakımda A lisansı olaraktan adlandırılıyor. Ve bununla birlikte hava aracı bakım teknisyeni dediğimiz B lisansımız var. Bu mekaniki olaraktan B1 olaraktan geçer. B1 mekanik. Yani uçak gövde motor bakım bölümünden mezun olanlar ilerleyen dönemlerde B1 lisansını alacaktır. Bununla birlikte hava aracı bakım teknisyeni dediğimiz B2 lisansımız var. B2 lisansı ise aviyonik. Yani uçak elektrik elektronik bölümünden mezun olanlar B2 lisansını alacaktır. C lisansı ise akıllardaki soru işaretidir. Bu da üst bakım mühendisi veya teknisyen olaraktan adlandırılıyor. İlerleyen süreçlerde özellikle hangarda örneğin 5 yıllık bir tecrübeniz olduktan sonra uçakların CRS yetkisini verebilme yetkisini size şirkette belli prosedürler sonrasında yetkisini verir ve C lisansınız sayesinde hat bakım hangar ortamında bakımı yapan uçağın CRS'ini verme yetkisine sahip olursunuz ve C lisanslı teknisyen olursunuz. Bunun belli başlı kriterleri mevcuttur. İşin özetine gelirsek uçak gövde motor bakım bölümünden mezun olanlar B1 lisansını alırlar. Tabii ki mezun olur olmaz bu lisans eski yıllarda hatırladığım kadarıyla 2005-2006 yıllarında mezun olur olmaz lisansına sahip oluyordunuz. Ancak şu anki durum öyle değil. Bizler mezun olduktan sonra belli modül sınavlarına girmemiz gerekiyor. Okullarda muafiyet derecelerine göre değişiyor. Bazı okullardan mezuniyetten sonra 4 tane, bazılarından sonra 5 tane gibi modül vermeniz gerekiyor. Ve bu modül sınavlarından da 75 ve üstü aldıktan sonra artık sınav kısmını bir kenara bırakıyorsunuz ve tecrübe süresini doldurmanız gerekiyor. Örneğin ben okulumdan mezun olduktan sonra 4 tane ayrı vermem gereken modül sınavını geçtim. Bununla birlikte 3 yıllık bir tecrübe doldurmam gerekiyor. Çünkü havacılıkta emniyet çok önemlidir ve belli bir tecrübe gerektiren hususlar vardır. Bu noktada 3 yıllık bir tecrübeniz sonrası en az çalışmış olmanız gerekiyor. Lisansı alabilirsiniz. Tabii ki bu 3 yıl süre içerisinde de doldurmanız gereken bir logbook'unuz var. Bu logbook'ta da zaten yaptığınız işleri işlersiniz. Sizlerden bu lisansta
Bazı işleri yapmanız istenir. Uçak üstünde iniş takımında çalışman istenir. Uçağın motor söküm takımı yapman istenir. Uçakta servising yapman istenir gibi belli chapter'lar üstünden bölümlere ayrılmıştır. Ve siz de 3 yıl içerisinde bu çalışmış olduğunuz işleri yazarsınız. 3 yıllık tecrübeniz dolar, sınavlarınızı verirsiniz ve yetkili B1 teknisyeni olmuş olursunuz. Çalışma alanlarından zaten biraz bahsettik. Uçak teknisyenleri havayolu şirketlerinin hat bakım hizmetlerinde, uçak fabrikalarında veya uçak bakım hangarlarında görev alabiliyorlar. En başta da söylemiş olduğum gibi ben de Sabiha Gökçen lokasyonundaki uçak bakım hangarında görev alıyorum. Hepimizin sıkça merak ettiği maaşlar konusuna gelelim. Uçak teknisyenleri işe başladıkları zaman 4 ila 6.000 TL arasında maaş almaktadırlar. Bu maaşlar ortalama 2020 yılı değerler olaraktan düşünebilirsiniz. Ve bu fiyatlar firmadan firmaya değişkinlik gösterebilmektedir. Tecrübe sürelerinin dolması, gerekli modül sınavlarının verilmesi, logbook doldurulması, CS veya SS olması ve bunun durumunda maaşlarımız 11 ila 20 bin TL arasında çıkmaktadır yetkilendiğimiz zaman. Bu maaşın haricinde ekstradan bildiğimiz diller varsa yeterlik sınavlarından da geçerseniz bildiğiniz diller için her ay ekstra tazminat alabilirsiniz. Aklınıza kodlayabileceğiniz şeyler şunlar olabilir. Az bulunan bir bölüm ve mezunların istihdam alanları fazla ve bunun bir ihtiyacı var. Başlangıç maaşları da ilk etapta Türkiye şartlarına göre güzel. Ne demiştik? Bizlerin belli bir tecrübe süresi doldurması lazım. Belli sınavlarımızı vermemiz gerekiyor ve uçak üstünde çalıştığımız ispat ettiğimiz logbook'umuzu da doldurduktan sonra lisansa sahip oluyoruz. Lisansa sahip olduktan sonra uçakların onaylayıcı personel yani uçağın motorunu değiştiriyorsunuz ve diyorsunuz ki bu motor değişikliği yapıldı ve ben buna kefilim. Sorumluluk da getirir beraberinde ve biliyorsunuz ki her sorumluluk getiren iş bununla birlikte maaş olaraktan da kişiye yansır. Ortalama 11 ila 20 bin TL arasında da maaşınız artar. Özellikle büyük bir firmadaysanız Türk Hava Yolları gibi bu maaşlar biraz daha düşüktür. Ama küçük çaplı personel sayısının az olduğu yerlerde bu maaşlar 18 ila 20 bin TL arasında çıkabilir. Ama onları da şöyle düşünelim. Büyük firmalar yılda 1000 kişi alım yaparken diğer firmalar yılda 5 kişi 10 kişi maksimum alacaktır. Bu noktada kendinizi çok çok iyi geliştirmeniz gerekir ki yüksek maaşları alabilirsiniz. Ve aynı devlet memurlarında da olduğu gibi belli zamanlarda işte 2,5 yılda bir, 5 yılda bir, işte 10 yılda bir kıdem tazminatı dediğimiz tazminatlarınızı da alırsınız. Ekstra bildiğiniz diller varsa dil üstünden de primlerinizi alırsınız ve maaşınıza üstüne eklemiş olmak tamamen sizin elinizdedir. Özellikle merak edilen konulardan bir tanesi uçak teknisyenlerinin çalışma ortamı ve şartlarıdır. Havaalanı çalışma ortamı ve şartları sektöre ilgi duymayan ve sosyal şartları için mesleği tercih edecekler için uygun olmayabilir. Çalışacağı yer uçaklarla ilgili her türlü parça, aksam ya da bölüm olduğu için haliyle uçak fabrikaları veya bakım onarım üniteleri olacaktır. Teknisyen olması hasebiyle de koku, gürültü, yağ, kir olması kaçınılmazdır. Bunlar rahatsız olacak konular olarak düşünülmemeli, mesleğin bir gereği olarak kabul edilmelidir. Bakım teknisyeni denilen kişi yağdan, yakıttan, kokudan, gürültüden rahatsız olmamalıdır. Ve bizlerin bu durum 3 yıldan fazladır. Tecrübe ettiğimiz süre içerisinde de tabii ki şunlar çok önemlidir. Şirket size kıyafetinizden eldiveninize gerekli herhangi bir döküman ve bununla birlikte araç gereç hepsini temin eder. Yani düşündüğünüz sanayi ortamından çok daha profesyonel bir ortamdır. Çünkü hangarlar örneğin belli çalışma standartlarına sahiptir. Sıcaklık, yaz, kıştan etkilenmezsiniz. Bununla birlikte belli bir düzen, belli bir park pozisyonları, malzemeleri söktüğünüz zaman koyacağınız yerler, faal malzemelerin yeri, gayri faal yani zaten havacılık az çok tahmin ettiğiniz üzere profesyonellik, disiplin ve planlı çalışmanın ürünüdür. Ve bununla birlikte ama tabii ki gerektiğinde koku. Çünkü uçaktaki çok farklı çeşitli kimyasallar kullanılabiliyor. Kokuya hassasiyetiniz varsa bu noktada sizi zorlayabilir. Ve tabii ki yapısal çalışmalar olduğu durumlarda veya benzeri mekanik çalışmalarda gürültüler oluşabiliyor. Şirketler bizler için kulaklık sağlıyor. Ama bunlara dikkat edip etmeme durumu tamamen size bağlı. Eğer dikkat etmezseniz ki benim de ve büyük abilerim de görmüş olduğum kulaklarında rahatsızlık var ve az duyuyorlar. Ama bu tamamen kendi ihmalkarlığı sonucu. Ben de işe başladığım zamanlarda özellikle eldiven kullanmaya çok dikkat etmeme rağmen ufak tefek kaçırdığımız zamanlarda eldivensiz çalıştığımız zamanlar sonucunda elimde egzama oluşmuştu mesela. Bunlara kendinizin dikkat etmesi gerekiyor ama bu bir tutkudur. Yani mezun olduğunuz zaman iş bulacağım, maaşları da fena değil, ben bu işi yapayım diye düşünen arkadaşlar için kesinlikle uygun değildir. Bunu
bunu severek bir tutkuyla yapmak lazım. Ve sonuçta ülkemizde hangi teknik iş yaparsanız yapın, bu bir araç bakımı da olabilir, bir buzdolabı tamiri de olabilir, herhangi bir şey, tekniğin her zaman katma değeri yüksektir ve kazanılan paralar da yüksek olacaktır. Ve aslında insan gücü de kullanacaksınızdır. İş gücü anlamında insani bir güce ihtiyaç duyduğumuz noktalar olacaktır. Ama zaten ergonomik tasarımlar, mühendislik çalışmaları sonucunda bizim işimizi kolaylaştıracak. Sonuçta şöyle düşünün, bir uçak motorunu insanlar elleriyle tutup kaldırmıyor. Calaskal alıyorsun ve kaldırıyorsun. Bunun gibi insan gücünü aza indirger. Ama hem teknik olaraktan kapasiteli olmanız lazım, işi planlayıp yürütebilmeniz gerekiyor. Hem de bununla birlikte tabii ki güç kullanmanız gerektiren durumlar da oluşacaktır. Ama çalışma ortamları modern sanayi ortamı olarak gözükecektir ve bu şekilde aklınızda kodlayabilirsiniz. Uçak bakım teknisyeni olmak için peki gereklilikler nelerdir? Bakım kuruluşlarının teknisyen alımlarında göz önünde bulundurduğu gerekliliklerden en önemlileri adayın teknik eğitim altyapısı ve İngilizce seviyesidir. Bu noktada üniversite tercihlerinizde köklü üniversiteleri tercih etmeye başlayın. Çünkü zaten bizim zamanımızda da 3 tane üniversitede vardı. Şu anda rakamı tam olaraktan hatırlamıyorum ama çok fazla üniversitede zaten yok ama İTÜ gibi, ODTÜ gibi nasıl akıllarda kalan üniversiteler varsa havacılıkta da tabii ki Eskişehir veya Kocaeli veya Kayseri gibi çok köklü eğitim kuruluşları var. Buralardan mezun olan kişiler güzel bir izlenim bıraktıkları için puanınız tutuyorsa zaten ilk köklü üniversiteleri tercih edin. Yani teknik eğitim altyapısı dediğimiz konu burasıdır. Gideceğiniz üniversitelerin teknik eğitim altyapılarını araştırın ve köklü olmasına dikkat edin. Ve bununla birlikte zaten İngilizce seviyemiz. Bu bölümden mezun olduğunuz zaman size gelen task kartlar, yani yapacağınız işleri anlatan bir kart hep İngilizce. Sizlerin çalışacağı bakım el kitabımız EMM İngilizce. Sizler düzeltici işlemi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğiniz eylemi yazacağınız NRC'ler kartlarımıza bu işlemi yaptım, uçak motoru değiştirildi, iniş takımındaki sol tekerlek değiştirildi. Bunların hepsini zaten İngilizce yazıyoruz. Bu yüzden siz İngilizce bilmek zorundasınız. Asıl gerekli olanlar bunlardır. Zaten üniversiteyi okurken de modül sınavlarınızı vermeyi ilk adım olaraktan kendinize şiar edinebilirsiniz. Peki bu bölümü tercih ettiğiniz zaman hangi bölümleri okuyacaksınız dediğimiz zaman aslında teknisyenlikle birlikte birçok mühendislik derslerinde barındıran uçak gövde motor bakım bölümüdür. Ve klasik olaraktan matematik ve fizikle başlar. Matematik 1, fizik 1, bunların matematik 2, fizik 2 gibi bölümlerine de geçer. Ve ufaktan ilk sınıflarda havacılıkla alakalı kurallar nelerdir, uçak temel bilgisi nedir ve temel elektrik bilgisi gibi bazı bilgilerle başlarsınız. Uçaklar ufaktan sizlere tanıtılmaya başlar. Ama demiş olduğum gibi termodinamik gibi mühendislikle alakalı konuları da sizler görürsünüz. Özellikle ikinci sınıftan sonra havacılıkla alakalı derslerimizin sayısı artmaya başlar. Bu süreç boyunca bizler hava aracındaki malzeme bilgisinden tutun, havacılıktaki emniyet yönetimine, insan faktörlerine ve asıl yapacağımız bakım uygulamalarına, motorlarla alakalı gaz türbinli motorlar, bunların detaylı incelenmesi, uçak yapı ve sistemlerinin incelenmesi, elektrik makinaları, uçaklardaki göstergelerin incelenmesi gibi birçok detaylıca işlenen ders var. Ve bu derslerin teknik eğitim altyapıları zor olduğu için zaten çok az üniversitelerde açılabiliyor. Ve bu bölümden sizler mezun olduğunuz zaman açıkçası gerek işletme kısmıyla alakalı temel bir bilgiye, hava trafikle alakalı temel bir bilgiye, pilotajla alakalı çok fazla bilgiye ve teknikle alakalı zaten yapılar, sistemler, güç sistemleri gibi birçok konuyu öğreneceğiniz için tekniksel anlamda bir uçağa bakıp birçok konuya hakimsiniz. Ve kafanızda tüm şema şablon oluşacaktır. Ve çok fazla aşırı bilgi yüklemesi yapacaktır. Bilgiye aç bir insansanız eğer doğru bölümdesinizdir. Doğru bölümü tercih edeceksinizdir. Ve sizi tatmin edecektir uçaklar hakkında öğreneceğiniz bilgiler. Üniversite sıralamalarına baktığımız zaman ise benim mezun olmuş olduğum Anadolu Üniversitesi yeni ismiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi ilk sırada yer alıyor. Tabii bununla birlikte Kocaeli Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi gibi belli sıralama şeklinde gidiyor. Bunların güncel sıralamalarına internet siteniz üstünden ulaşabilirsiniz. Çünkü bu sıralamalar değişkenlik gösterebiliyor sizlerin de bildiği gibi. Ama bu üniversiteler arasından Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri köklü üniversitelerdir. Puanınız tutuyorsa elbette bunlara gidip bunlardan mezun olmanız sizin çok daha yararınıza olacaktır. Tercih etmeden önce muhakkak ve muhakkak üniversitenizi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Uçak gövde motor bakım bölümü hakkında bizim konuşacaklarımız, anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir eğitim video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.